Hükümetten destek görmekte zorlanan ve artan girdi maliyetleriyle baş edemeyen çiftçiye gelecek yıl içinde kötü haber var. Çiftçilerin merakla beklediği 2021 yılında ödenecek tarım desteklerinin bütçesi belli oldu. Gelecek yılda çiftçi kendi başının çaresine bakacak. Tarım destekleri 2020'de olduğu gibi 2021'de de 22 milyar lira olarak belirlendi. Destekleme bütçesinin toplamında hiçbir artış yapılmadı ancak bütçe içerisinde bazı desteklerde kısıtlandı. Programa göre çiftçinin artmasını beklediği mazot, gübre, hayvancılık desteklerinde aksine 787 milyon lira kesinti olacak. Çiftçinin en fazla kullandığı iki girdi kalemi olan mazot ve gübre desteğinde 2021 yılında 250 milyon lira kesinti yapılacak. Mazot için çiftçilere 2020'de 2 milyar 901 milyon lira destek ödemesi yapılırken, 2021'de ise %6.1 düşüşle 2 milyar 724 milyon lira ödeme gerçekleştirilecek. Çiftçi 2021'de 177 milyon lira daha az mazot desteği alacak. Gübre içinde çiftçilere yapılan destek ödemesi aynı dönemde %6.2 oranında düşüşle 840 milyon liradan 788 milyon liraya düşecek. Çiftçi 2021'de bu yıla göre 52 milyon lira daha az destek alacak. Hükümetin daha önce açıkladığı ancak uygulamadığı mazotun yarısı bizden desteğinden daha da uzaklaşılmış olacak. Hayvancılık desteklerinde de 2021'de %9.6 oranında kesinti yapılacak. Destekleme bütçesinde hayvancılığın payı %28.6'ya düşecek. Programa göre hayvancılık destekleme ödemeleri 6 milyar 862 milyon liradan 6 milyar 304 milyon liraya inecek. Çiftçi 2021'de 558 milyon lira daha az destek almış olacak. İyi Parti grup toplantısında kürsüye çıkan bir besici de sorunlarını dile getirdi. Hayvan başı 2100 TL zarar etmektedir. Yem fiyatları yılbaşından bu yana %60 yükselmiş durumda. Son iki ayda Sadece son iki ayda yeme 5 kez zam geldi. Bizim şu anda bu şartlarda üretim yapma imkanımız kalmamıştır. Sorunlarının çözümü adına da öneriler de bulundu. Girdi maliyetlerimizin acilen düşürülmesi gerekmektedir. Canlı hayvan ve lot lob et ithalatı durdurulmalı. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif borçları en az iki yıl süreyle düşük faizde ertelenmelidir. Giderlerini karşılamak için ek kredi limitleri tanımlanmalıdır.